Bugün Türkiye bir bayram sabahına uyandı. Sabah nasıl başladı gün ve nasıl devam etti? Önce ona bakalım. Bayram namazıyla başladı Kurban Bayramı. Yaklaşık 2,5 yılın ardından koronavirüs tedbirlerinin olmadığı, maskelerin takılmadığı ilk bayram namazıydı bu. Yurdun dört bir yanındaki camiler doldu taştı. İstanbul'da Eyüp Sultan, Sultanahmet, Ayasofya ve Çamlıca camileri binlerce kişiyi ağırladı bayram sabahı. Namazın ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı. Çanakkale'de yüzlerce yıllık gelenek bu bayramda da sürdü. Onlarca kişi bayramlaşma zinciri oluşturdu. Bütün köy birbiriyle işte bu geleneksel görüntülerle bayramlaştı. Bizleri seni koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. İbadetlerimizin de devamlılıkla nasip eyle ya Rabbi. Erkenden bitirip bir an önce gidip işimize bakmamız, bayramlaşmamız devam edecek böyle. Kimi belediyelerin hijyenik tesislerinde hızlıca kurbanını kesip bayram kahvaltısına yetişti. Kimi ise yol kenarlarında kaldırımlarda istenmeyen görüntülere sebep oldu. Bu kemikten sonra aynen öyle bitti. Bundan sonra bayramlaşacağız. Büyükler, küçükler gidip gelecekler işe. Alan içerisinde kesim yapmak yasaktır. Kesenler hakkında ceza işlem uygulanacaktır. Zabıta ekiplerinin bu uyarıları da fayda etmedi. Kesim sırası beklememek için belediyelerin gösterdiği adreslerin dışında kesim yapanlar da vardı. Onlara da 277 lira para cezası uygulandı. İşlem yapıyorum. Abi ne işlemi yapıyorsun? Ben diyorum alıp gideceğim hayvanı. Ben numarasını al. Kurban kesimi devam ederken hayvan çadırlarında satışlar da sürüyordu. Alıcıyla satıcının ortada buluşması için dakikalarca sürdü pazarlık. Tamam, ben de buzun, hayırlı olsun. Dert babası olduk. Kurban almaya gelen ya oğluna veriyor, ya oğlunu askere gönderiyor, ya para yok, ya askeri ücret. Elimizden geleni yaptık bize. Dedik 20 lira 19'a verdik. Dedik 25 lira 24'e 23'e verdik yani. Anne nasılsın? Bayram mübarek olsun anne. Benim de oğlum. Senin de arkadaşlarımla, tüm çocuklarımla. Yüreğindeki bayram coşkusu özlem gözyaşlarına dönenler de vardı. Görev başındaki Mehmetçik yakınlarıyla telefonda bayramlaştı. Kütahya'da nöbet tutan askere de komutanları sürpriz yaptı. Annesiyle telefonda konuştu. Annenin sesi titredi. Asker oğlu gözyaşlarını tutamadı. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Ellerinden öperim anne. Ben de senin gözlerinden öperim bütün arkadaşlarımla beraber.